Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Lidl'e gittim bugün, sebze mağazasına ve Aksiyon'a girdim çıktım. Hemen Lidl'den başlamak istiyorum. Bulaşık makinesi için parlatıcı, kireç sökücüsü, cif, cam ilacı, iki paket böyle elma püresi, bir tane cesur. Ondan sonra iki tane böyle patates kızartması, bunu denedim, çok lezzetli. Ondan sonra peynirli milföy, yoğurt, stretch film, alüminyum folyo, ağzımdakiyle de konuşmak yani, ve yağlı kağıt var burada, poşet, iki tane de su. Hamburger peyniri, 4 peynirli mantı, 2 tane böyle Çin böreği aldım, içi sebzeli sadece, füme balık, 2 tane çeri domates, 2 tane de pomelos, 1 file domates, hardal, bu çok güzel oluyor, çorba, hazır çorba böyle bardaklık. Bu da çok lezzetli. 2 tane kurabiye, kırmızı meyveli. Muz, az aldım bu hafta çünkü vardı. 2 tane beyaz sirke, makine temizliği için. Yumuşatıcı 2 tane, bunlar ekonomik oluyor ve çok güzel kokuyor. Sandviç ekmeği. Burada 4 tane un aldım. Ondan sonra peynir aldım. Masadam Emmental mozzarella karışımı. Bundan 2 tane aldım ve 1 tane emmental sade. Ondan sonra 1 tane mango, böyle dilim keçi peyniri, otlu peynir, sarımsaklı peynir yani. 2 tane tortellini, domatesli ve mozzarellalı. 4 tane krema. Şey yapacağım, gratin dauphinois yani. Kremalı patates ve bu mantılara katıyorum ben arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Ve hoşuma gittiği için 2 tane şişe su aldım, Evian. Çok şirin ya. Çok hoşuma gittim. İçimdeki çocuğu yok edemedim ya bir türlü. Neyse. Devam edelim arkadaşlar. Ve peçete ile kedi kumu. Toplam Lidl alışverişi 100 euro tuttu. Şimdi sebze mağazasından aldıklarımı gösteriyorum. 2 tane marul, 2 tane nar, yumurta aldım. Burada da var. Ondan sonra yeşil elma 4 tane, 1 tane salatalık, kırmızı erik çok severim. Ondan sonra kepek ekmeği aldım 1 tane. Mantar. Bu mantarı çok seviyorum ve lezzetini ete benzetiyorum ben. Tereyağda kavurması çok güzel oluyor. İsmini bilmiyorum. Türkçesini bilmiyorum. Ama çok lezzetli bir mantar. Burada badem şekeri var. Bunu ceviz arası ve hurma arası yapacağım. Sizlere gösteririm. Ondan sonra bünye, bu sadece bir aylığına girip çıkıyor, bir nasıl desem, pişi gibi bir şey. Aslında bunun sertini çok seviyorum, bu yumuşakmış. Böyle. Bünye bunun adı bu arada. Şey aldım. Yağımı aldım. Sebze mağazasına gitmişken. Biri buzluğa gidecek, birinde günlük kullanmak için ve peynir aldım. En sevdiğim peynirlerden. Gerçi ben her peyniri çok seviyorum. Şahane. Yani ekmeksiz yerim yani. O kadar çok seviyorum. Havuç
Brüksel lahanası demiş miydim hatırlamıyorum. Brüksel lahanasının tarifi kanalımda var. Çok sevdiğim sebzelerden bir tanesi. Kabak tatlısı yapmak için kabak ve soğan, beyaz ve mor soğan. Mor soğanı genelde salatalarda balık yanında kullanmayı çok seviyorum. Gerçi beyaz soğan da marulun içine de doğrayıp yiyoruz. Çok lezzetli oluyor. Arkadaşlar burası toplam 34 euro tuttu. Aksiyon alışverişini göstermek istiyorum şimdi sizlere arkadaşlar. Burada mercimek cipsi var. Bunu da arabada açtım. Böyle bir şey. Çok hafif ve lezzetli. Her zaman bulunmuyor. İlk defa görüyorum ben bunu. Lidah kayısı da var. Ama daha yağlı sanki lidah kayısınki. Neyse. İki paket bundan aldım. Ondan sonra kuru mango aldım denemek için. Bakalım. Burada 100 gramı, pardon, 100 gramı 268 kalori. Burada kaç gram var? 75 gram var. Ondan sonra altılı bardak aldım. Bunu pasta için ölçü olarak kullanıyorum ben genelde. Kek ölçüm bu bardak oluyor. İlk yardım gidiyor bu arada. Geçti. Rulo aldım. Bir paket kalmış. Ondan sonra sakız, naneli. Böyle bir karışım aldım. Üzümlü, fıstıklı. Bunu da ilk defa görüyorum. Kuru yemiş yani. İçini görmek isteyenlere böyle yakın plan. Böyle. Ondan sonra bu vegan arkadaşlar. Pirinçten yapılı. Üstü çikolatalı. Ve çok lezzetli. Bunun portakallısı da var. Ama en çok sevdiğim benim bu. Ondan sonra da bir sepet aldım böyle. İçine ne koyarım hiçbir fikrim yok. Hoşuma gitti. Burası arkadaşlar 24 euro tuttu. Bu haftalık alışverişim bu kadar. İnşallah bu video hoşunuza gitmiştir. Abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.